Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere matematiğin temel konularından olan tam sayılarla işlemleri anlatacağım. O halde vakit kaybetmeden küçük bir hatırlatmayla dersimize başlayalım. Tam sayılar aynı zamanda yönlü sayılar olarak da adlandırılırlar. Sayı doğrusu üzerinde tam şu ortaya sıfır yazıp başlayalım. Sıfır bir tam sayıdır. Sağ taraf artı bir, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5. Büyüyerek sonsuza doğru gider. Sıfırın sol tarafı ise eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Küçülerek sonsuza doğru gider. Sıfırın sağ tarafındaki tam sayılara pozitif tam sayılar diyoruz. Sıfırın sol tarafındaki yani sıfırdan küçük sayılara negatif tam sayılar diyoruz arkadaşlar. O halde 0 bir tam sayıdır. Ama dikkat ederseniz işareti yoktur. 0 negatif tam sayılardan gördüğünüz gibi büyüktür. En büyük negatif tam sayı sıfıra en yakın olan negatif tam sayıdır. Dolayısıyla en büyük negatif tam sayımız eksi birdir. Tam sayılar kümesini biz Z harfi ile gösteririz. Dolayısıyla negatif tam sayıları ifade ederken Z üzeri eksi, pozitif tam sayıları ifade ederken Z üzeri artı sembollerini kullanırız. Tam sayılarda toplama işlemine geldik. Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken arkadaşlar iki kategoride inceleyeceğiz. Aynı yönlü iki tam sayının toplamı, zıt yönlü iki tam sayının toplamı şeklinde. Öncelikle aynı yönlü iki tam sayının toplamı nasıl yapılır? Bunu modelleme yöntemiyle ve sayı doğrusu üzerinde modelleme yöntemiyle anlatalım. Artı 2 ile artı 3 sayılarını nasıl toplayacağım? Artı 2 2 tane artı pul. Artı 3. 3 tane artı pulla temsil edilir. Bana bunları topla diyor. Ben de topluyorum böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi artı 5 tane pulum oldu. Dolayısıyla artı 2 ile artı 3'ün toplamı arkadaşlar artı 5 eder. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ben bunu sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursam bu tip işlemlerde mutlaka önce sıfırdan başlayacağız. Artı yönde 2 birim ilerliyorum. Artı yönde 2 birim ilerliyorum. 1, Bir, 2. Ekle. Artı yönde 3 birim daha. 1, 2, 3. Buraya gelmem gerekiyor. Aynı yöne doğru geldiğimi gördünüz zaten. Sıfırdan artı yönde 5 birim uzaklaştım. Bu da benim cevabım oluyor arkadaşlar. Şimdi de geldik diğer örneğimize. Eksi 3. 3 tane eksi pul oluşturuyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ekle eksi 4 tane pul. 4 tane de eksi pul ekliyorum. Bunları topluyorum. Topladım. Elimde eksi 7 tane pulum olmuş oldu. Yani cevabımız eksi 7. Bunu sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak tekrardan sıfırı buluyoruz. Çünkü her zaman sıfırdan başlıyoruz sayı doğrusunda. Eksi yönde 3 birim diyor bana. Eksi yönde 3 birim. 1, 2, 3. Geldim. Ekle. Eksi yönde yani aynı yöne devam ediyor. 4 birim. 1, 2, 3, 4. Kaldığımız yerden 4 birim daha devam ediyoruz. Ve sonuç olarak eksi yönde 7 birim uzaklaşmış oluyoruz. Cevabımız da eksi 7. Netice itibariyle aynı yönlü sayıları toplarken arkadaşlar aynı işaretli iki tam sayı toplanırken sayıların mutlak değerleri toplanır. Ortak işaret aynen yazılır. Şimdi de geldik ters yönlü iki tam sayının toplamı nasıl yapılır? Bunu hem modelleme yöntemiyle hem de sayı doğrusu üzerinde gösterelim. Eksi 3 ile artı 5'in toplamı nasıl yapılır? Eksi 3 dediği için 3 tane eksi pulumuz. Artı 5 dediği için 5 tane de artı bulumuzu oluşturuyoruz. Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Matematikte şu vardır. Artıyla eksi yan yana geldiği zaman toplama işleminde birbirini nötrler. Dolayısıyla ben bunları toplarken iç içe geldiklerinden eksi ile artı, eksi ile artı, eksi ile artı birbirini götürecektir, nötrleyecektir. Elimde sadece artı 2 tane pul kalacaktır. Cevabımız da artı 2'dir. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak her zaman sıfırdan başlıyoruz dedik. Eksi yönde 3 bilim ilerle. İlerledin. Ekle bu sefer artı yöne doğru 5 birim. Yani ters istikamette 1, 2, 3, 4, 5. Birim geri dön. Döndüm. Sonuç olarak sıfırdan artı yönde iki birim uzaklaşmış oldum. Diğer bir örneğimize geçelim. Artı 4 ile eksi 7'nin toplamını sormuş. Artı 4 dediği için modelleme yönteminde dört tane artı pul oluşturuyorum. Eksi 7 dediği için 7 tane de eksi pul oluşturuyorum. Evet. Bunları toplayacağız arkadaşlar. Toplayalım şöyle. Ne demiştik? artı ile eksi yan yana geldiği zaman toplama işleminde birbirini nötrler. Ne kaldı elimizde? 3 tane eksi pulumuz kaldı. Yani eksi 3. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak bunu yine sıfıra doğru geliyoruz. Sıfırdan başlıyoruz çünkü artı yönde 4 birim diyor. Artı yönde 4 birim ilerliyorum arkadaşlar. İlerledim. Ekle. Eksi yönde yani ters istikamette bu sefer 7 birim gitmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Ters istikamette ilerliyorum. Sonuç olarak sıfırdan eksi yönde 3 birim uzaklaşmış olduk. Şimdi de artı 9 ile eksi 5'in toplamını gerçekleştirelim. Artı 9 dediği için 9 tane artı pul oluşturuyorum. Eksi 5 dediği için 5 tane de eksi pul oluşturuyorum. Bana bunları topla diyor. Ben de topluyorum. Topladım. Ne demiştik? Artı eksiği götürüyor. Artı eksiği götürüyor. Artı eksiği götürüyor. Artı eksiği götürdü. Artı eksiği götürdü. Ve elimizde ne kaldı? 4 tane artı pul kaldı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da artı 4 olmuş oldu. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olursak artı 9 hemen 0'ı buluyoruz. Evet ve 9'a doğru ilerliyoruz. Ekle diyor. Eksi yönde 5 birim geri dön diyor. Ters istikamette 1, 2, 3, 4, 5. Sonuç olarak ne kadar uzaklaşmış oldum? Artı yönde 4 birim. Son bir örneğimiz arkadaşlar. Eksi 4 ile artı 4'ün toplamını gerçekleştir diyor. Eksi 4 dediği için 4 tane eksi pul. Artı 4 dediği için 4 tane artı pul oluşturdum. Topla diyor. Topluyoruz. Ne demiştik? 1 eksi 1 artıyı 1 eksi 1 artıyı 1 eksi 1 artıyı 1 eksi 1 artıyı var elde 0. Bir şey kalmadı değil mi? Sonuç olarak Eksi 4 ile artı 4'ün toplamı 0. Sayı doğrusunda nasıl göstereceğiz biz bunu? Eksi yönde 0'a geliyoruz. Eksi yönde 4 birim ilerliyorum. Ekle. Bu sefer artı yönde 4 birim. Tekrar geldiğim yere geri dönüyorum. Sonuç olarak sıfırı görüyoruz arkadaşlar. O zaman farklı işareti iki tam sayı toplanırken mutlak değerce büyük olan sayının mutlak değerinden mutlak değerce küçük olan sayının mutlak değeri çıkarılır mutlak değerce büyük olan sayının işareti sonuca yazılır. Şimdi de öğrendiğimiz bilgileri şu örnekler üzerinde uygulayalım. Eksi 8 ile eksi 7'nin toplamını sormuş bana. İkisi de aynı yönlü olduğu için arkadaşlar normal şartlarda toplanır. Ortak işaretimiz eksi olduğu için eksi 15 olarak yazılır. Artı 12 ile artı 9'un toplamını istemiş bizden. İkisi de aynı yönlü olduğu için toplanır. 21 ortak işaretimiz artı olduğu için artı 21 yazılır. Devam ediyorum. Eksi 6 ile artı 15'in toplamını istemiş bizden. Ters yönlü olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ters yönlü sayı olduğu zaman ne yapıyorduk? Çıkarma işlemi yapıyorduk. Sayıların işaretini görmeden. 15'ten 6 çıktı. 9. Kim daha güçlü kuvvetli duruyor burada? Tabii ki de artı. Artı 9. Artı 7 ile eksi 12 toplayalım arkadaşlar şimdi de. İkisi ters yönlü olduğu için ters yönlü sayı olduğu için 12'den 7'yi çıkarıyorum. 5. Kim daha güçlü kuvvetli? Tabii ki de eksi. Eksi 5. Evet. Eksi 10 ile artı 10'un toplamı arkadaşlar. 10'dan 10'u çıkarıyoruz. Ters yönlü oldukları için 0. Tabii ki de işaret burada koymuyoruz arkadaşlar. Evet. Hocam iki tam sayı toplayabiliyoruz. 3 tam sayı olduğu zaman nasıl yapacağız? Arkadaşlar sıradan giderek toplayabilirsiniz. Ya da şöyle yapsanız daha iyi olur. Önce aynı yönlüleri saptarsınız. Üçü de aynı yönlü burada. O zaman üçünü de aynı anda toplarsınız. 5, 3 daha, 8, 4 daha, 12. Ortak işaretimizde eksi olduğu için cevabımız eksi 12 olur. Bu örnekte dikkat ederseniz arkadaşlar eksi 9 artı 8 eksi 3. Sıradan giderek de yapabilirsiniz işlemi. ama daha kolay olsun diye önce aynı yönlü sayıları toplarsanız size kolaylık sağlayacaktır. Eksi 12 artı artı 8. Bu işlemin sonucu da ters yönlü olduğu için çıkarma işlemi yapılır. 4. Kim daha güçlü kuvvetli? Tabii ki de eksi. Evet. Bu tip toplama ve çıkarma işlemlerinde arkadaşlar kolaylık açısından şunu yapabiliriz. Hemen eksi yediden sonra şuraya bir artı yerleştirerek şu işlemi bir önceki sorulara benzetip çözebiliriz. Yani eksi 7 ile şuraya gizli bir artı var. Onu koyuyoruz yerleştiriyoruz. Artı artı 9 diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla ters yönlü iki sayının toplamıdır bu. 9'dan 7 çıktı. 2. Kim daha kuvvetli? Tabii ki de artı. Artı iki. Aynı şekilde şurada gizli bir artı var. Onu hemen yerleştirelim. Artı 8 artı eksi 13 şeklinde yazabiliriz. Ters yönlü iki sayı olduğu için 13'ten 8 çıktı. 5. Kim daha güçlü kuvveti? Tabii ki de eksi. Eksi 5. Yine aynı şekilde aslında arkadaşlar bunun cevabını siz biliyorsunuz. Ama e, şu şekilde kurala uygun e, bir şekilde yapacak olursak bu aslında artı 7 ile şurada gizli bir artı var demiştik. Eksi 7'nin toplamıdır. Toplarsak ters işaretli olduğu için çıkarılır. Sonuç sıfırdır. Şimdi de geldik toplama işleminin özelliklerine. Birinci özelliğimiz değişme özelliği. Eksi 3 ile artı 5'in toplamı artı 5 ile eksi 3'ün toplamına eşittir. Burası da artı 2 yapıyor. Burası da artı 2 yapıyor. O halde tam sayılarda toplama işleminin değişme özelliği vardır diyebiliriz. İkinci özelliğimiz etkisiz eleman özelliği. Eksi 7'yi hangi sayı ile toplarsam eksi 7'dir. Sizi duyar gibiyim. 0 diyorsunuz. Evet doğrudur. Artı 5'i hangi sayıyla toplarsam tekrar artı 5'tir? Evet doğru 0 ile toplarsak. Dolayısıyla tam sayılarda toplama işleminin etkisiz elemanı nedir? 0'dır. Geldik 3. özelliğimize. Birleşme özelliği. Bu özellikte bizim parantezlerden bağımsız hareket edeceğimizi söylüyor. Yani eksi 2 ile eksi 3'ü toplayıp ardından artı 4 ile toplamak ile önce eksi 3 ile artı 4'ü toplayıp daha sonra eksi 2 ile toplamak sonucu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla biz tam sayılarda toplama işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. Yani parantezlerden bağımsız hareket edebiliriz arkadaşlar burada. Şimdi de geldik dörncü özelliğimiz ters eleman özelliği. Eksi 7 hangi sayyla toplarsam sıfırdır. Tabii ki de artı 7 ile. Eksi 7 artı artı 7 eşittir 0 olduğundan eksi 7'nin toplama işlemine göre tersi de artı 7 olur. Artı 9'u hangi say ile toplarsamsı olur tabi ki de eksi 9 ile. Dolayısıyla arkadaşlar artı 9'un da toplama işlemine göre tersi eksi 9 olur. O halde şunu söyleyebilir miyiz? Tam sayılarda toplama işleminin ters eleman özelliği vardır. Evet. Nokta. Bu özelliğimize bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Artı 5 sayısının toplama işlemine göre tersi A. Eksi 9 sayısının toplama işlemine göre tersi B ise A artı B kaçtır? Şimdi artı 5 sayısının toplama işlemine göre tersi eksi 5 idi. Eksi 9 sayısının toplama işlemine göre tersi artı 9'du. Benden A artı B'nin toplamını istiyor. Hemen şurada yapalım. A kaçtı? Eksi 5. B kaçtı? Artı 9. Bunun toplamını istiyor. Ters yönlü iki sayı toplanırken arkadaşlar mutlak değerce büyük olandan küçük olan çıkarılırdı. Mutlak değerce büyük olanın işareti konurdu. Cevabımız artı 4. Toplama işlemine sorularımızla devam edelim. Deniz seviyesinin 250 metre aşağısında olan bir denizaltı 120 metre daha derine dalıyor. Buna göre bu denizaltının son durumda deniz seviyesine göre konumu ne olur? Şimdi deniz seviyesinin 250 metre aşağısında olan bir denizaltı dediği için deniz seviyesinin altında bulunduğundan eksi 250 metre diyorum. Daha sonra bu denizaltı bulunduğu yerden yani eksi 250'den 120 metre daha derine inmiş. Yani yine aynı yöne doğru 120 metre daha inmiş. O halde aynı yönlü iki sayının toplamı 370 ortak işaretimiz eksi. Eksi 370 metre derinde bulunuyormuş konum olarak. Ve son sorumuz. Bir derin dondurucunun sıcaklığı eksi 6 derecedir. Bu derin dondurucunun sıcaklığı 13 derece artırılıyor. Son durumda derin dondurucunun sıcaklığı ne olur? Bizim ilk sıcaklığımız eksi 6 derece. Ne diyor bize? Sıcaklığı 13 derece arttır. Artı 13 derece arttırmak yani artı 13 demektir. Ters yönlü iki sayının toplamı yapılırken Mutlak değerce büyük olandan küçük olan çıkarılır. Mutlak değerce büyük olan sayının işareti konur. Yani son durumda derin dondurucunun sıcaklığı artı 7 santigrat derece olur.